Otomatik eksternal defibrilatör cihazı, bebek uygulaması basamaklarını göreceğiz. Öncelikle her zaman olduğu gibi olay yerinin güvenliğini ve kendi güvenliğimizi sağlıyoruz. Hastaya yaklaşırken kendimizi ailesine tanıtıyoruz, çevredekilere tanıtıyoruz, ilk yardımcı olduğumuzu söylüyoruz. Bebeklerde bir fark olarak bilinç kontrolü ayak altlarından veya avuç içlerinden yapılıyor. Bilincinin olmadığını anlarsak bir kişiye 112'yi çağırttırıyoruz, bir kişiye şok cihazını getirmesini istiyoruz. Ardından hemen bebeğin ağız içi kontrolüyle başlıyoruz. Ağzında bir şey varsa bunu süpürerek çıkarabiliriz. Ağzında herhangi bir şey yoksa 45 derece gelecek şekilde. Bakın yetişkinlerde ve çocukta bu açı 90 iken bebeklerde yalnızca 45 derecedir. Boynuna zarar vermek istemeyiz. Normalde iki elle bunu yapmamız gerekir. Çekim yaptığım için rahatlıkla bunu yapamıyorum. İki elle baş çene pozisyonunu verdik. Bebeğin solunumunu baktinle hisset yöntemiyle kontrol ediyoruz. Eğer nefes almıyorsa derhal temel yaşam desteğine başlamamız gerekecek. Bebek olduğu için önceliğimiz iki kurtarıcı soluk olacak. Solunum verirken bebeğin ağzını ve burnunu kendi ağzımızın içine alacak şekilde bir ağız dolusu, yani bir mum üfler gibi bir puf hava veriyoruz. Bunu iki kez yaptıktan sonra kalp masajı uygulamasına geçeceğiz. Bildiğiniz gibi bunu bir elin parmağıyla iki meme ucunu hizaladım, bir çizgi çizdim. Ardından bu çizginin hemen altına iki parmağımla kalp masajı uygulayacağım. Normal şartlarda tabii ki de işaret parmağınızı çekmemeniz gerekiyor. Şu an video çekimi yaptığım için bunu net olarak gösteremedim. Diyelim ki şok cihazımız geldi. Cihazımızı hemen açtık ve bebeğe uygulamayı yapacağız. Şimdi bebeklerdeki fark üzerinden öncelikle bir konuşmak isterim. Eğer cihazın içerisinde bebek pedleri çıkarsa bebek pedlerini aynı yetişkinlerde olduğu gibi yerleştirmemiz mümkündür. Ancak içerisinden bebek pedleri değil de yetişkin pedleri çıkarsa pedler birbirine değeceği için elektroşok uygulaması başarısız olacaktır. Bu sebeple yetişkin pedlerinin varlığında eğer bebek 29 günlükten büyükse hemen sağ üsttekini yine kalp masajı yaptığımız orta bölgeye kaydıracak şekilde göğsün tam ortasına, diğerini de iki kürek kemiğinin arasına gelecek şekilde yapıştıracağız. Şok uygulamasına bu şekilde devam edebileceğiz. Bebekte ayırt etmemiz gereken en önemli şeylerden biri 29 günlükten küçük bebeklere hiçbir şekilde şok cihazı uygulaması yapılmıyor. Elektroşok uygulaması yapılmıyor. 29 günlükten küçük olduğuna dair şüphelerimiz varsa bile bu uygulamayı yapmayacağız. Emin olmadığımız hiçbir şeyi yapmıyoruz. Pedleri bağladıktan sonra yine aynı şekilde cihazımızı açıyoruz. Pedleri hastanın çıplak göğsüne yapıştırın. Pedlerin konnektörünü yanıp sönen ışığın yanına takın. Ped konnektörünü sokete taktık. Analiz ediliyor. Gördüğünüz gibi pedlerin biri önde, diğeri de iki kürek kemiğinin arkasında. Yine kalbi ortaya alacak şekilde yapıştırıldı. Hastaya dokunmayın dedi. Hastama dokunmuyorum. Kimse hastaya dokunmasın dedim. Çevremi uyardım. Hastaya dokunmayın. Hastaya kimse dokunmasın. Şoku vermek için şimdi portakal renkli tuşa basın. Şok verilecek. Şok verildi. Gerekiyorsa temel yaşam desteğine başlayın. Hemen yine aynı şekilde ölçümü aldım ve kalp masajına iki parmak olacak şekilde başlıyorum. Eğer ki hastamdan herhangi bir şekilde tepki gelirse, hastanın nefes alıp almadığını kontrol etmek için baktığını hisset yöntemiyle solunumunu kontrol ettim. Nefes alıyorsa koma pozisyonu vereceğim. Tabii ki bebeklerde normalde koma pozisyonunu kucağa alarak yapıyorduk. Ancak üzerinde şok cihazı olduğu için kucağımıza almamız riskli olacaktır. Bu sebeple bebeği hafif yan çevirerek koma pozisyonunu vermemiz mümkündür. Cihazı kapatmayalım ve pedleri çıkarmayalım.